Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile beraber karşınızdayız. Yeni gün açılışı öncesi bilinmesi gerekenleri ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan'la konuşacağız. Son dakika bilgisi de var. Rusya Merkez Bankası yarın faiz kararı için olağanüstü toplantı yapacak bilgisini aktaralım ekranımızdan. Burak Bey günaydın. Yeni güne başlarken neler beklersiniz piyasalardan? Zeynep Hanım günaydın. Özellikle içeride tabii herkes dolar TL'deki yükselişe dikkat ediyor. Orada özellikle dün işte 15.98.50'nin kırılmasıyla beraber 16.16'ya gelen bir hareket. Oradan gün içinde 16'lara doğru bir geri çekilme ama sabah saatlerinde gene 16.20'lerde görüyoruz. Şimdi buradaki hareketin 16.30'lara kadar ilk etaptaki devam etmesini bugün bekleyebiliriz. Ama özellikle şurada dikkat etmek lazım. Şimdi dolar kurunun son bir haftadaki bu 15.40'lardan beri olan yukarı hareketi dünyada dolar endeksinin 105'ten 100-200'lere gevşediği bir ortamda oldu. Şimdi dünyada dolar endekslerine baktığımız zaman da artık yavaş yavaş bir 101-600'lerden bir tepki isteği var. Şimdi burada dolar endekslerinde yarın öbürsü gün bu 102'lere olan düzeltme tekrar yukarı doğru bir 103-400'lere doğru bir hareketlenmede burada içeride tekrardan dolarda bir artış görür müyüz? Açıkçası bunu izlemek lazım. Orta vade baktığımız zaman artık 15.98.50'lerin, 15.70'lerin önemli destek olduğu, yukarı doğru da hala 16.30 ve 16.50 hedefinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi dünyaya baktığımız zaman dünya endekslerinde aslında bir dip oluşumu var. Yani işte S&P 3850'nin altına gelmemeye çalışıyor. Dow 31.000'in altına gelmemeye çalışıyor. Nasdaq her ne kadar daha zayıf da olsa o da 11.600'lerin üzerinde kalmaya çalışıyor. Ve 10 yıllıklara falan baktığınız zaman işte 3.20'lerden 2.70'lere çekilen bir 10 yıllık görüyorsunuz. Şimdi burada bence stagflasyon korkusundan dolayı Fed'in geri adım atacağını düşünüyor borsalar ve burada bir şekilde en kötüyü gördüklerini düşünüyorlar ve hani yukarı doğru artık buradan bir tepki yapmak istiyorlar. Bugün özellikle S&P vadelilere baktığımız zaman 3980 ilk önemli direnç olacak. Bunun üzerinde belki 4040-4060'lara doğru bir rahatlama gelebilir. Bizim piyasamıza baktığınız zaman bizdeki yatay aşağı seyir düzeltme süreci hala devam ediyor ki dünya borsalarının böyle bir süreçten geçtiği ortamda bizim borsamızın zaten bu şekildeki realizasyonu bence kuvvetli de diyebiliriz. Sadece içerideki hani dolar TL yarın öbürsü gün bir sıkıntı yaratır mı, orada biraz problem var. Bir de bu enflasyon korumalı mevduatla ilgili bankacılık sektörünün üzerinde biraz bir baskı var ama kur piyasa korumalı, yukarı evet. İstekli. Vadelilerde özellikle 2775 ilk önemli direnç bugün, 2730'da ilk önemli destek olarak görebiliriz Zeynep Hanım. Takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz. %0. Bu arada 49 yükselişle Borsa İstanbul'u